Hak ve batıl savaşı devam ediyor. Bu deyim Adem Aleyhisselam'ın çocuğundan beri Habil ve Kabil'den dolayı devam ediyor ve devam edecek de. Rabbim sırat-ı müstakiminde ayağı doğru gidenlerden eylesin. Yolu sırat-ı müstakimde sabit olanların yolunda, gidenlerin yoluna uyanlardan eylesin inşallah diye dua ediyoruz. Vampirler hak ettiği cezayı buldular. Necmettin'i katledenler, katiller. İnsansız hava araçlarını yapan kardeşime de hitap ediyorum. İyi ki varsınız. Rabbim sizi muvaffak etsin. Onlara ben o insansız hava araçlarına Necmettin'in katillerini bulup yok ettikleri için ayrıyeten bir isim taktım. Ebabil kuşları diye. Kabe'yi yok etmeye gelen Ebrehe'nin ordusunu helak eden Ebabiller Necmettin'in de katillerini Külmür Vadisi'nde Munzur Çayı'nın kenarlarında helak etti. Rabbim milletimizi ve devletimizi var etsin, fayda etsin inşallah diye dua ediyoruz. Allı turnam bizim ele varırsan, allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Oy gün gün kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar heyle. Ben şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz. 1965 doğumluyum, 55 yaşındayım. Genellikle çiftçilikle hayatımı idame ettim. Necmettin'den sonradaki bölümde de bir maden ocağında şu anda işçi olarak devam ediyorum. Gümüşhane'nin Ücra köşesi de bir köyde, Demirkapı Köyü'nde, Torul'a bağlı Demirkapı Köyü'nde ikamet ediyoruz. Toplam 4 evladım var. Birini şehit verdik vatana. Öncelikle biz aile olarak buraya teşrif etmenizden dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. İyi ki sizin gibi evlatlarımız var. Bu vatanın değerli evlatları var. Onun için Necmettinler biz bitmiyor, bitmez de diyoruz bu vatanda. Allah hepinizden razı olsun, tüm milletinden razı olsun. Necmettin öğretmen çok soru soran, araştıran, bu doğrudur diye kesin kanaat kendisi veren, herkesin doğrusunu kabul etmeyen bir çocukluk evresi geçirdi. Bizzat ailesiyle yani benimle çok irtibatta oldu. Bir nebze de olsa emeğimiz varsa ne mutlu bize. Böyle bir evlat bana Rabbim bahşettiği için ne kadar şükretsem azdır. Bir bilgisayarımız olmuştu. Onun ortaokul dönemlerinde ya öyle söyleyeyim. Bir abi bize bir hediye etmişti. Ya bu bilgisayarda vakit geçirmeyi, işte bildiği şeyleri öğretmeyi, işte bilgisayar bilgimiz o zaman yok denecek kadar. İlk defa kendimizin bilgisayarı olmuştu. Hani böyle sadece bir oyun oynayabiliyorduk. İnternetimiz falan yok. Elektrik, elektronik işlerle uğraşırdı. Bir şeyler üretmeye çalışırdı. Necmettin hayatında yalana ve riyakarlığa, ikiyüzlülüğe hiç tahammül edemeyen, ciddiyetten taviz vermeyen bir evladımızdı. Dersine ve sosyal hayatına çok dikkat eden, kötü alışkanlık demeyeyim, ben Necmettin'de ben kötü bir alışkanlık da görmedim. Öyle bir kavram da kullanmıyorum Necmettin'e. Necmettin, evladım diye methetmiyorum. Ben Rabbim, İslam aleminin tüm evlatlarını Necmettin gibi örnek bir evlat ailelerine nasip etsin diye dua ediyorum. Necmettin güzel yaşadı, vuslatı da güzel oldu. Bu süreçte Rabbim de ona öğretmenler olarak çok güzel bir öğretmenler sinsilesi, ilkokuldan üniversite düzeyine kadar benim tanıdığım öğretmenleri bizzat Gümüşhane'ye ve Artvin Çoruh Üniversitesi'ndeki öğretmenlerine bu vesileyle
Tüm öğretmenlerine şükranlarımızı sunuyoruz aile olarak, Necmettin'in ailesi olarak. Onların da Necmettin'in üzerinde yetişmesinde vatan sevgisi konusunda, din sevgisi konusunda hiç taviz vermeden yetişmesi konusunda yetiştirdikleri için ben öğretmenlerime huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü de kutluyorum bu program dolayısıyla. İlkokulu burada bitirdi, ortaokulda, lisede, Gümüşhane'de, merkez yatılı YİBO'da devam etti. 10-11 yaşındaki bir çocuğun bir uzak olması, çocukluktan başlaması uzaklığa, anne baba hasreti, kardeş hasreti, yani bir nevi 10 yaşından 23 yaşına kadar 13 yıl bir gurbet hayatı, çocuk yılı da başlamıştır. Sadece geliyordu, yaz 2 ay, 2,5 ay burada derslerine çalışmaya çalışıyordu. Köy hayatı mecburen. Çiftçilikle ne kadar çocuk yetiştirilir, ne kadar çocuğa yardımcı olur. Benim Necmettin Gümüşhane'de okuyacağım 5 lirayla benim çocuğum burada hayatını geçirmiş. Ama hamdolsun Allah'ıma bir kere demedi ki annem benim de böyle bir suçum vardı, böyle bir ihtiyacım vardı. Biliyordu bizim elimizde olmadığını, bize fazla baskı vermezdi. Ama bizim de maddi durumumuz şükürler olsun Allah'ımıza yani. Tabii ki onu istediğimiz gibi yetiştiremedik, okutamadık. İstediklerini eline veremedik. Böyle bir süreçle hayatımızı sürdürdük. Hamdolsun Allah'ımıza. Aile olarak da ben kişisel fert olarak da okumayı çok seven bir adamım. Okuma dediğimi Necmettin'i ve tüm çocuklarımı ben okuma konusunda hiçbir zaman araziye götürmedim. Götürmeyi de istemedim. Yeter ki onlar okusunlar, ilim öğrensinler. İlimi de Peygamber Efendimiz'in yolunda gidenlerden olsun diye. Ben hiçbir zaman ferdi olarak çocuklarımı çalıştırmak istemedim. Sadece okusunlar. Hala da okumakla uğraşıyoruz. Yahya şu anda çocuğum, küçük çocuğum okuyor. İmam Hatip de son 3. yılına girdi. Yeter ki onlar okusun diye cahit ediyoruz. Ben tarla ve arazi işinde pek kendim çalışıyorum ama çocuklarımı çalıştırmak istemiyorum. Necmettin de okusun diye onu da arazi işlerine fazla sokmadım ben. Zaten okudu da. Boş vakitlerinde gitarı da vardı. Gitarı da çalmaya hevesleniyordu. İlk önce sazla başladı. Gitardan böyle biraz parçalar çalmaya çalışıyordu. Diğer öğrendiği müzisyen arkadaşlarından falan. Gitar da şu anda duruyor sağlam. Hani bana da bir şarkılar söylemeye çalışıyordu. Birlikte şarkı söylemeye çalışıyorduk. Şarkı söylüyorduk. Şu anda devam etmiyor da bizim köyümüz bir 2000 nüfusu yakın bir köyümüzdü. Ortaokul, ilkokul bölümleri vardı burada. Bir imam arkadaşımızla kahvehaneyi çay ocağına döndürdük. Ve 360 tane bir kitap topladık. Kendi paralarımızla köyden hayırsever kardeşlerimizden topladık. Ve kitapları bir kütüphane yaptık kahvede. Necmettin o kütüphanenin içinde yetişti. Haliyle de kendine, hayatına yön verdi o kitaplarla beraber. Necmettin kütüphanenin içinde yetişti, kitaplarının içinde yetişti diyebiliriz. Kitabı çok severim ben, aile olarak da. Hastayım kitaba. Kitaba hayranım. Hiç unutmam, çocukluğunun bir hatırası hatırıma geldi. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssası vardır. Ben batanları sevmem diye. Kıssası, güneş batıyor, ay batıyor, yıldızlar batıyor. Bu konuyu Necmettin'e gece 11-12'ye kadar, 1'e kadar anlattığım zamanlar oldu. O da uyumazdı, beni de uyutmazdı. Öyle bir hatıralarımız olurdu.
6 tercih hakkı vardı biliyorsunuz. Bunların en sonuncusu öğretmenliğiydi. Ben öğretmenliği peygamber mesleği ve Cebrail Aleyhisselam'ın mesleği olduğundan dolayı ben Necmettin'e oğlum bir tanesini de benim için koy öğretmenliği diye. Baba senin öğretmenliğin çıktı diye bana da müjde verdiydi. Kendi seçtiği bölümler çıkmadıydı. Cebrail mesleğini, Peygamber Efendimiz'in mesleğini yapmak için Urfa'ya, Halil İbrahim diyarına, İbrahim Aleyhisselam'ın diyarına biz onu yani onurla, şerefle gittik. Hatta bir cuma namazında Siverek'te beraber kıldık cuma namazını. O gün cuma günüydü ilk indiğimizde. Ve perişan oluyorum. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Cuma namazını orada kıldık. Çarşıda gezdik, dolaştık. Belediyenin önünde 6 sene burada baba bitmez dedi bana. Zorunlu görev diye. Biter dedim oğlum, sabret. Bir tevahük ki o cuma namazı kıldığımız camide Siverek halkına da buradan şükranlarımı sunuyorum. Necmettin'in gıyabi cenaze namazını kıldılar. Orada bulunan bütün cemaate, hocalarına ve bütün Siverek halkına da buradan selamlarımı sunuyorum. Onlar da bize ilettiler bu konuyu. Hem görüntülü hem video olarak ilettiler. Biliyorsunuz kış sezonunu genelde geçirmişti orada. Necmettin çocukların üşümemesi için lastik, araba lastiği tedarik edip sobayı tutuşturmak için anılarından, onlardan paylaştıydı bize. Odunların ıslak olduğunu ve tutuşmada zorluk yaşadığını, sobanın yanmadığını, eski araç lastiklerini parçalayıp sobaları yakıp öyle çocukları ısıttığından bahsetmişti. Çocukların üşümemesi için işte imkanları kullanarak, okulun tamirini, çatısını onararak öyle hayatını devam ettiriyordu. Necmettin benim gördüğüm Pestilköme Gümüşhane'de meşhurdur. Buradan o evlatlarına, öğrencilerine buradan Pestilköme ikramında bulunup götürürdü. Hatta orada annesiyle, kardeşleriyle paylaşmıştı bu konuyu. Necmettin'in öğrencilerine yaş pasta yapıp ikram ettiklerini söylediler. Hatta orada ben Siverek'e gittiğimde çiftçi başında çocuklar bile buna söylemişti onu. Necmettin öğretmen bisküviden kakaolu gene yaş pasta yapıp bize ikram ettiğini söylerdi. Saat 4-4.30 sularıydı. İlkindi üzeri Haziran'ın 16'sında Pülümür Vadisi'ne girdi. Hatta biz gece 11.30'da evde ev telefonuyla konuştuğumuzda baba ben yarın yola çıkacağım nasip olursa. Ben de ona dedim ki ya Bingöl üzerinden ya da Malatya üzerinden, Sivas üzerinden devam et. Hatta bana dedi ki baba ben onları, o yol güzergahları iyi biliyorum. Ben o vadiye vurmam. Bizim de aile olarak içimizdeki bir uhde de o. Necmettin o vadiye neden vurdu diye. Vurmam diyen çocuğumuz neden orayı seçti? 27 gün cansız bedenini Rabbim Reyhan kokusuyla beraber Malatya'da adli tıpta bize lütfetti. Allah'a hamdü senalar olsun. Rabbim isteyen tüm ümmeti Muhammed'e şehadet şerbeti nasip etsin. Reyhan kokusuyla bize ikramını verdi Rabbim. Her nefis ölümü tatacak. Bundan kaçış yok. İman ile, ihlas ile ayağımız sabit olarak bu yolda devam edenlerden eylesin diye ben kendi ferdim, ailem ve tüm ümmeti Muhammed olan kardeşlerime bu duayı yapıyorum. İnşallah cennette hep beraber İslam alemi, ben Müslümanım, imanım var diyen kardeşlerimle beraber Rivaül Hamd sancağının altında toplanıp beraber o Havz-ı Kevser'inden içeriz diye dua ediyoruz Rabbime.
Bu şerbeti Necmettin Munzur çayıyla beraber içti. Hem de ağzı oruçlu olarak içti. Bunu tevavuk sayının orucu Munzur çayı açtırdı ona. Cuma günü ilkindi üzeri. Biliyorsunuz bu konuları size üzülüyorum anlatmakta da benim de haddim değil. Hazreti Hamza'nın şehadeti kolay olmadı. Hazreti Osman'ın şehadeti kolay olmadı. Hazreti Ali'nin şehadeti kolay olmadı. Hasan ve Hüseyin Hazretleri'nin şehadetleri kolay olmadı. Şehadet zordur, yolu da çetindir. Rabbim diyor sabredenleri müjdele. Biz de sabredenlerden oluruz diyerek dua ediyoruz inşallah. İlk öğretmenliğini kazananda Torul'daydı benim yanımda. O Trabzon'a gittiydi. Orada sınav vermeye. Orada mülakatları hep geçti. Geldi akşamdan. Dedi ki anne dedi, öğretmenliği kazandım. Dedim hocam, başarılar diliyorum sana hocam. Güle güle yemeğin Allah nasip eylesin. Öyle konuşurken dedim ki oğlum dedim, Allah'ıma hamdolsun ki dedim, sen de dedim bir ekmek sahibi oldun dedim. Konuşurken dedi ki anne dedi, ben ölürüm dedi, siz dedi yersiz. Dedim ki oğlum dedim, niye öyle değilsin dedim. Allah'a şükür olsun, niye ölmeye seçiyorsun dedim. Sen dedim öldün mü dedim, ben o ekmeği nasıl yerim dedim. Sensiz hayat olmaz ki oğlum. Ben seni nelerle meydan aldım sizi. Necmettin şehit olacağını bana 3 kere dile getirdi. Bazı şeyleri de paylaşmak istemiyorum ama ailevi olarak içimizde duruyor. Necmettin Esma-i Hüsna'yı ezberinde bilen bir evladımızdı. Allah'ın isimlerini zikreden ve ezberinde tutan bir evladımızdı. Bayrak şiirine duygulanarak okuyan bir evladımızdı. Bayrak şiirini çok severdi. Beni de duygulandırıyor hala okurken. O bayrak da üzerinde örtülüp buraya geldi. O sevdiği bayrağın uğruna Pülümür'de canını verdi ve vatanına öyle döndü evladımız. Yüreklerimiz yanıyor ama katlanması da zor. Ama ne yapalım? Rabbimden gelene boyun eğiyoruz. Boyun eğmekte zorundayız. Çünkü biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ben baba olarak Rabbim bu süreçte bana isyanı vermesin. Aziz Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kimin nerede ne zaman öleceği ve vuslata ereceğini ben kaderinde yazdım. Biz de Rabbimize inanıyoruz, Kur'an'a inanıyoruz ve boyun eğiyoruz. Takdir-i ilahi böyleydi ve Necmettin'in kaderi de böyle oldu. 3 kez şehadet şerbetini içeceğini söylediği zaman karne tatilinde memleketine gelmişti. Yani buraya gelmişti. Burada söyledi o kelimeyi. 15 gün karne tatili döneminde. Gece yatsı namazından çıktıktan sonra eve geçiyorduk. Yolda önüme durdu, döndü. O akşam da zaten son akşamıydı. Şeye dönecekti, Sivere'ye göreve. Baba sen görev de bakarsın, ben şehit olacağım dedi. Bir evladın istediği mertebe şehadet. Ben de inancım gereği buna ses çıkartamadım ve yutkunmak zorunda kaldım. Necmettin'e bu konuda hiç ağzımı açıp la havle diyecek bir hal kalmadı. Hazreti Hamza'nın yanına Necmettin de uğurlanmış oldu. İstenilen makamı Rabbim onu bahşetti ve verdi. Emeğinin karşılığı şehadetmiş ki Rabbim ona da nasip etti. Evlat hadisi oğlum çok zor. Bir dakika bile ağlamdan sürmüyor. Bekliyorum ki her zaman kapıyı açılanda bir kerecik olsun. Yüzüme gülsün anne ben geldim diye. Ama 4 yıl oldu gelmedi. Thank you.
buradan tüm Müslüman alemine Allah bir arada bulundursun. Allah askerimizin, güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin. Öğretmenler gününü kutlu olsun. Biz de yaşadık aynı sevinci. Nice öğretmen günleri gelip geçece. Her zaman onların öğretmen günlerini kutluyorum. Bayrağımız emmesin, ezanımız dinmesin. Milletimiz, devletimizi Allah var eylesin. Her zaman arkamızda durdular. Ben Hamit Yılmaz olarak dünyada en çok sevdiğim şey ilim. Ve Rabbim de bizim ailemize bir öğretmen, ilimle uğraşan bir evlat. Hem de şehadet şerbeti içen bir evlat nasip ettiği için Rabbimize ne kadar hamdü senalar etsek azdır diye dua ediyoruz. İlimle uğraşanlara, ilimin yolunda gidenlere selam olsun. Cehalet şeytanın pisliklerinin adımlarıdır. Uyanlardan eylemesin diye dua ediyoruz. Ne mutlu ilimle uğraşanlara, ne mutlu ki öğretmenlere ki bu kutsal görevi yapıyor. Peygamber Efendimizin görevini idame ettiriyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ın görevini idame ettiriyorlar. Alimlerin görevlerini idame ettiriyorlar. Kutlu olsun diye dua ediyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Allı turnam ne gezersin havada? Allı turnam ne gezersin havada? Devrildi arabam, kaldım burada. Gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnam.